Medyanet ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öseseki, orman yangınlarıyla mücadelede siyasi rant peşinde olanları sert sözlerle eleştirdi. İşte o sözler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öseseki, ormana düşen her bir kıvılcım içimizi yakıyor, acımız büyük. Bu hadiseden siyasi malzeme çıkarmaya çalışanlara ya da provokasyon için uğraşanlara karşı da tepkimiz çok net ve serttir. 803 AK Belediye'mizle beraber yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve yangından zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşile boyamak için seferberlik ilan ediyoruz. Bugüne kadar nasıl millet olarak el ele verip nice badireleri atlatmışsak bugün de aynısını yapacağız. Tespit çalışmaları sonrasında bilimsel veriler öncülüğünde ormanlarımızı eskisinden daha gür ve güzel hale getireceğiz diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öseseki, sebepleri araştırılmakta olan 28 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında 32 ilimizde çıkan 112 orman yangınından 107'si kontrol altına alındı. Antalya'da Manavgat ve Gündoğmuş, Muğla'da Marmaris, Köyceğiz ve Milas'ta devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor. Devletimiz cansiperane bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz su tankeri, 120 iş makinesi ve 4800 personelle birlikte koordineli ve planlı insanüstü bir mücadele veriliyor. Orman yangınlarından siyasi rant devşirmeye çalışmak, yangınla mücadeleyi tahrik etmek, sanki savsaklanıyormuş havası yaratmak, bu afete karşı cansiperane şekilde çaba gösteren personelimizin ve afet zedelerimizin moralini bozmaktan başka bir şeye sebep olmayacaktır. Ayrıca yangınlarla mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacaktır. İnsanlık namına bir faydası bulunmayan bu sosyal medya faşistleri, yalan makineleri ve utanmaz iftira sahipleri yaptığı tezviratların karşılığını hukuk eliyle mutlaka alacaklardır. Hükümetimiz afetle mücadeleyi güçlü bir şekilde yürütmekte ve afet zedelerin de yaralarını sarmakta kararlıdır. İnşallah en kısa sürede yangınların tamamı kontrol altına alınacak ve telafisi mümkün olan her zarar devlet-millet birlikteliğiyle onarılacaktır. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente gelen spor muhabirlerini Erciyes'te bulunan yüksek irtifa kamp merkezinde ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yukatel firmasıyla Kayseri Spor arasında yapılacak isim sponsorluğu törenine katılmak üzere kente gelen spor muhabirlerini Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağırladı. EYT çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te etkinlikleri 12 ayaya yaymak istiyoruz dedi. Şu anda Erciyes dağımızda 1800 metre yüksekliğindeki irtifa bölgesinde bulunuyorsunuz. Görüldüğü gibi şu anda da Kosova takımı kampta ve burada çalışmasını sürdürüyor. Böyle güzel bir ortamda oksijeni bol ve depolanma açısından da önemli bir kriter arz eden yaklaşım içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, malumunuz kayak merkezimiz gerçekten dünya standartlarında, oradaki 19 tane mekanik tesisimiz, 34 tane pistimiz ile 100 kilometreden fazla pist uzunluğu ile dünya standartlarında hizmetini veriyor. Biz böyle güzel bir ortamın sadece 4 aya özgü etkinlikle kalmamasını, bunu değişik etkinliklerle, yayla turizmi, kamp turizmi, yüksek irtifa merkezi gibi çalışmalarla, sıcak su konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayserimizin bu güzel imkanlarını, Cenab-ı Allah'ın bizlere bahşettiği bu fırsatı 12 aya yaymak suretiyle yaralanmasını sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürmekteyiz. Bunlardan ilkini başlattığımız bu çalışmayla 2 tane sahamızı hayata geçirdik. 6 tane daha sahamız yapılıyor. Şu andaki 2 sahanın yanında kendi fitness center'iyle, diğer imkanlarıyla tesislerimiz hizmetini veriyor. Ama daha sonraki süreçte ihalesini yaptığımız olimpik yüzme havuzu, onunla ilgili çalışmalarımızı, diğer profesyonel fitness center merkezimizi tüm takımlara özgü, sadece futbola özgü değil, yapacağımız çalışmalara imkan verecek şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. İyi bir noktadayız. Malumunuz Erciyes Dağımızdaki arazinin 26 milyon metrekare tapusu Kayseri Büyükşehir Belediye'mize ait.
Burada spor AŞ'miz marifetiyle yine %100'ü belediyemize ait olan Kayseri Erciyes Üniversitemiz ki malumunuz Erciyes Üniversitesi bu konuda hem spor konusunda hem tıp fakültesi olarak aşı konusunda yaptığı çalışmalarla kamuoyunda takdir toplayan bir üniversite. Böyle bir anlayış içerisinde paydaşlarımızla özelde de Kayseri sporumuzun bizlere sürekli önerileri ve tavsiyeleriyle ne yapılabilir, eksiğimiz nedir mantığı içerisinde profesyonelce bir yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben böyle güzel anlamlı bir tesisin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Katkısı olan dostlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hem kaynaklarımızın gereksiz yere ülke dışında sarf edilmesini önlemek amacıyla hem spor camiasına, her alandaki spor camiasına böyle güzel bir fırsatlar sunmak amacıyla yapılan bu çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ziyarete eşlik eden Kayseri Spor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı da buranın cazibe merkezi olması için biz de katkılarda bulunmak istiyoruz dedi. Bizim Kayseri Spor camiası için önemi buraya her gelen yabancı takımla bizler için maç yapma imkan doğuyor. Kayseri Spor için yurt dışı kampı ihtiyacı kalmıyor. Çok böyle büyük takımlarına gelebileceği bir cazibe merkezi olması için biz de Kayseri Spor olarak katkılarda bulunmayı istiyoruz. Antalya'ya ulaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgedeki orman yangınlarına müdahalesi sürerken Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Yahyalı'daki yangında canla başla mücadele ederek yangını söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür ziyaretinde bulundu. Yahyalı ilçesinde meydana gelen yangına başarıyla müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kahraman personel terleri soğumadan Antalya'ya gitmişti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Antalya'ya ulaşır ulaşmaz Gündoğmuş ilçesi Umutlu Orman Köyü'nde görevlerini sürdürüp yangınlara müdahale ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Yahyalı'daki yangında canla başla mücadele ederek yangını söndüren Büyükşehir Belediyesi'nin kahraman itfaiye erlerini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ülkenin güneyi başta olmak üzere birçok noktada çıkan orman yangınlara ülkece can siperhane bir şekilde müdahale edildiğini ifade etti. Kayseri'mizin Kapuzbaşı bölgesinde, Ulupınar bölgesinde olan yangınla ilgili yapmış olduğumuz yoğun, gayretli, fedakarca mücadeleden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Alnınızdan öpüyorum. Oradaki süreci çok şükür kazasız belasız tamamladık. Daha sonraki süreçte de bir grup arkadaşımız ve araçlarımız Antalya bölgesindeki sıkıntıyı gidermek amacıyla şu anda oradalar. Onlara da hem teşekkür ediyorum hem de inşallah onların da sağlıklı bir şekilde orada faydalı olup kazasız belasız dönmelerini temenni ediyorum. İhtiyaç varsa biz yine göndeririz. Sürekli oralarda itibat halindeyiz. Oradan gelen talebe göre hareket etmek durumundayız. Sizlere bir selam vereyim, teşekkür edeyim diye sizlerin huzuruna gelmiş bulunuyorum. Değerli başkanıma, Allah razı olsun, Sayın Başkan. Kıymetli amirlerimize, ekiplerimize, müdürlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız, yüz akımızsınız. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Glüten hastalarının çalışacağı, mutfağında sadece ama sadece glütensiz ürünlerinin yapılacağı ve paketli ürünlerin satılacağı glütensiz kafe hizmete açılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla kentte farkındalık oluşturan projelere bir yenisi daha ekleniyor. Bu kapsamda Kayseri'de bir ilk olacak olan glüten hastalarının çalışacağı, mutfağında sadece glütensiz ürünlerinin yapılacağı glütensiz kafe çok yakında hizmete giriyor. Başkan Büyükkılıç, çölyaklı bireylerle sağlıklı beslenmek isteyenlerin glütensiz ürünler tüketebileceği kafeyi ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yakında hizmete açılacak olan glütensiz kafeyi gezen ve kafenin danışmanı Süleyman Engin Şef'le birlikte menüleri inceleyen Başkan Büyükkılıç, kafenin mutfağına da girerek lezzet şenliğine ortak oldu. Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada bir doktor olarak çölyaklı bireylerin yaşadıkları sıkıntıların farkında olduklarını dile getirerek çölyaklı hastaların rahatlıkla tüketebileceği ürünlerin yer alacağı glütensiz kafemizi yakında hizmete açıyoruz. Burada pide, pizza, pasta, hamburger ve benzeri gıdaları rahatlıkla tüketebilecekler.
Kafemiz aynı zamanda sağlıklı yaşama ilke edinen vatandaşlarımıza da açık olacak. Vatandaşlarımız için bir sosyal proje mantığıyla bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Dışarıda yemek yeme problemlerini de burada çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Açacağımız kafemizle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini inşallah arttıracağız. Melikgazi Belediyesi halk sağlığının korunması ve vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi için haşerelere ve sivrisineklere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını tüm hız sürdürüyor. Cadde, sokak, park ve yeşil alan gibi haşerelerin çoğalma ihtimali olan birçok alanda ilaçlama faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Temiz, sağlıklı ve huzurlu bir Melikgazi için çalışıyoruz. Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte sinek ilaçlamaları yapıyoruz. Vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında halk sağlığına ve çevreye duyarlı ürünlerle ilaçlama yapıyoruz. Program dahilinde bütün mahallelere eşit şekilde, eşit miktarda aynı sayıda makineyle ilaçlama yapıyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Yaz aylarında yaptığımız ilaçlama çalışmaları, yıl boyunca sürdürdüğümüz haşere mücadelemizin bir etabı. İlaçlama faaliyetlerimizi sadece yazın değil, kışın da devam ederek yıl boyu sürdürüyoruz. Rögarlar, kanalizasyonlar ilaçlanıyor. Ekiplerimiz saat 6.10 ve 19.23 arası her gün ilaçlama yapıyor," dedi. 15 Temmuz'da Niğde'de yapılan Ömer Halis Demir turnuvasında birinci olan Kayseri Masterlar Spor Kulübü, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Profesyonel sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Masterlar Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yıldız ve Master sporcularımız ziyaretimize geldi. "Orta Anadolu Masterlar Ligi Şampiyonluk Kupası'na katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İller arasında yapılan müsabakalarda başarılar olarak kupayı Kayseri'mize getiren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum," dedi. İki kupayı da alıp Kayseri'ye getirdiler. Zaten gençlerden maşallah daha tecrübeli, profesyonel, daha istekli, arzulu arkadaşlar. 40 yaşına da gelsek, 50 yaşına da gelsek devam ettiriyoruz. Gerçekten güzel bir ekip. Ben TÜFAP'la birlikte tanıdım. Futbolla ilgili Kayseri'deki hem gençlere rehberlik ediyorlar, hem sağlıklı kalma açısından kendileri de sportif faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Bu iller arasında yapılan bu müsabakalarda başarılı olup kupayı alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnşallah gelecek sene devamını bekliyoruz. Turnuvada birinci olarak kupayı Kayseri'ye getirdiklerini söyleyen Kayseri Masterlar Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yıldız ise, "Bu kupa bizim için çok önemliydi. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz," dedi. Kayseri Masterlar'ın gerçekten Haseki Bakan Belediye Başkanı iken bize çok büyük destek veriyordu. Bizim bir sloganımız vardı. Sporun ve sporcunun dostu diyorduk Haseki Bakanımıza. O bayrağı Sayın Başkanım devraldı. Koca Sinan Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. 2021 yılı toplantı döneminin 8. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Alacağımız kararlarımızın ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Koca Sinan Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Başkan Çolak Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda Mimar Sinan, Talat Paşa, Yavuz Selim ve Şeker mahallelerinde çeşitli imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yatırımlarla Koca Sinan'ın hizmet standartlarını yükselttiklerini vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet, Koca Sinan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakma hedefinde emin adımlarla yürüyoruz," dedi. Koca Sinan Belediyesi 2021 yılının ilk 7 ayında kırsal mahallelerde toplam 34.500 kilometre stabilize yol yaptı. Kırsalda yaptığı hizmet hatayla dikkat çeken Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini vurguladı. İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına da dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, bölgede yeni yaşam alanları oluşturarak kırsalın yaşam kalitesini yükselttiklerini ifade etti.
Kırsal mahalle muhtarları ve vatandaşlarsa duygularını dile getirdi. Belediyemizi bizim mahallemizdeki taş yapılarımızı yapıyor, yollarımızı yapıyor, kaldırımlarımızdaki tamiratlarımızı yapıyor. Bahçe düzenlemizi yaptı, muhtarlığımızın taş yaptılar. Bazı camimizin temizliğini yapıyorlar. Okullarımızın ilaçlamasını, temizliğini yapıyorlar. Sokaklarımızın çöplerini gününde alıyorlar. Bazı hizmetlerin dolayı Ahmet Çolak Bayraktar Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hizmeti biliyor, Allah razı olsun. Her işimizi görüyor. Bağırdığımızda bir gittiği demiyor. Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'de ilk kez bir millet bahçesinin yarışmayla belirleneceği Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması'nda sona yaklaşıldı. Jüri Başkanlığını 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Deniz Günler'in yaptığı yarışmanın heyeti, Mart ayı içinde yaptığı proje alanı incelemesinin ardından yarışma takvimine göre projeleri değerlendirmeye başladı. Sel Doktor oradan da Harman Meydanı ve dönen bir çok uç bir bilgi çıktı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da farklı şehirlerden mimarlık, peyzaj ve şehir planlama alanlarında uzman jüri üyeleriyle bir araya gelerek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Feyzoğlu konağındaki değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Yalçın, yarışmayla ilgili bilgiler vererek, Türkiye'de ilk kez bir millet bahçesinin projesi yarışmayla belirleniyor. Talas Millet Bahçesi Proje Yarışması Jüri Başkanı Profesör Doktor Deniz Güner ve jüri üyeleriyle bir araya gelerek projeleri değerlendirmeye başladık. Talas'ımız çok güzel bir millet bahçesine sahip olacak dedi. Yarışma sonuçları jürinin yapacağı değerlendirmelerin ardından 6 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Soğanlı bölgesinde turizm işletmecisi Zeki Bey, Medyanet ekranlarında bölgedeki turizmin son durumu hakkında bilgiler verirken, bölgenin önemli bir sorununa da ışık tuttu. Bakalım o sorun neymiş? Soğanlı'ya zaman zaman geliyoruz. Burası Kapadokya bölgesinin giriş noktası diyen de var, bitiş noktası diyen de var. Burada Zeki Bey ile buluştuk. Çok da güzel bir işletme var. Burayı işletiyor. Hem biraz turizm hem de soğanda ne oluyor, ne bitiyor Zeki Bey'e sormak istiyoruz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba efendim. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Vallahi pandemiden dolayı turizmimiz biraz daha da yok. Yerliler var. Yerliler geliyor, geziyor işte. Biraz sıkıntı işte bu pandemiden dolayı, inşallah bir onu aşacağız. Pandemide sıkıntı. İlk önce Zeki Bey, soyadınız nedir? Sizi tanıyalım. İşli. Zeki İşli. Zeki İşli. İşli. Bayağı işlisiniz bu arada. Yani pandemiden dolayı çok mu sıkıntı yaşandı? Bayağı yaşandı. Şimdi Soğanlı deyince, şimdi tabii yurt dışından da izleyen var, belki merak edenler var. Tam bir Soğanlı deyince ne gelir aklımıza? Soğanlı deyince Kayseri'ye 80 kilometre, Niğde'ye 65 kilometre, Nevşehir'e 65 kilometre. Üçünün hemen hemen ortalı bir yerindeyek yani. Evet. Derinkuyu'ya 33 kilometre. Ürgüp'e 50 kilometre, işte söyledim Kayseri'ye 80 kilometre, hemen hemen ortalı bir yerdeyiz yani. Ya burada da peri bacaları var gördüğümüz kadarıyla. Peri bacamız var, evet. Ne var başka özellikler Soğanlı'da? Özellikle galyonumuz var. Kalyon. Kalyon var, evet. Avlaya kalyonu. Evet. 4 kilometre uzunluğunda, yani bayağı da gezmeye geliyorlar. Güzel de görülmesi gereken bir yer. 8-10 tane bir kilisemiz var. Resimli. Tabi biraz tarap olmuş zamanında. Anladım. Yıpranmışlar da. Yine de geliyorlar yani. Bir de soğanlı bebekleri var değil mi? Soğanı da yaptım, evet, bez bebekleri var. Kadınlar burada yapar, burada pazarlar. Burada satıyorlar. Burada satarlar. Pandemiden önce genellikle buradaki turizm hareketliliği nasıldı Zeki Bey? Kimler gelirdi? İyiydi abi, pandemiden evvel iyiydi. Hemen hemen her türlü millet geliyordu. Hani ismini saymaya gerek yok. Hani Fransız, Alman, İtalyan, İspanyol, Amerikalı, İngiliz, bunların hepsi geliyordu. Yani pandemiden dolayı bayağı bir sıkıntı var yani. Bizde değil yani, turizm sektöründe dünyada var yani. Her yerde var diyorsunuz. İnşallah bu aşılacak abi, bu zamanla aşılacak yani. İnşallah. Şimdi burada bir ara şeyde vardı, balon turizmiyle ilgili Yeşilhisar'da bir girişim de vardı. Bir deneme uçuşu da hatta yapıldı burada. Yapıldı efendim. Deneme uçuşu yapıldı. Bu altyapısını bayağı bir hazırladılar. Bu balonun uçması için bu yukarıda bir kilisemiz var. Evet. Buraya 300 metre falan, orada bir geniş alan var. Oradan kalktı, valimiz geldi, Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Doğru. Tabii bayağı bir yetkili kişiler geldi. Burada da bir sabah kahvaltısı verdiler. Bir açılışını yaptılar fakat 2019'un Kasım'ında oldu. Yine pandemiden sonra değil mi? Biraz o etkiledi. Evet, 2019'un Kasım'ında oldu. İşte 2020'de de bu Mart'ta bu şey çıkınca. Şimdi bölgede sıkıntı var yani. Orada doğru. Sıkıntı olunca bizde muhakkak oldu. Ondan dolayı ertelendi. İnşallah ileride İnşallah. Olacak abi, olacak.
Peki burada bir ara sit alanı sorunu vardı yerlerle ilgili. O nedir? O çözüldü mü? Sit alanı hayır, çözülmedi ya. Tam olay nedir yani siz? Şimdi köyümüzde hem afet bölgesi var hem sit alanı var. Evet. Bu köyümüzü burada 96'da prefabriklere taşıdılar. Doğru. Burada eski köy olaraktan kalıyor. Tabii bunu turizme açmayı istediler. Onda sit alanı olduğu için şu anda hiçbir müdahale yapmadı. Yapamıyor. Orada bir sıkıntı var. Hani evleri, eski evleri pansiyonu açmaya uğraştılar. Evet. Fakat orada bir sıkıntı var, onu aşamadık. Bir türlü aşamadınız. Aşılmadı. Peki şimdi beklentiniz neler? Bu pandemide yavaş yavaş normalleşmeye dönmeye başladık. Neler olabilir burada? Siz ne mesela istekleriniz, talepleriniz var mı? Ya bizim beklentimiz yani bak beklentimiz değil. Erken hani şahıs olaraktan değil de mesela bir olarak, köy olaraktan köy evet. olarak, mahalle olarak. Yani biz he yolumuzun düzgün olması, kiliselere bakım verilmesi mesela burada herhangi mesela bir köy tuvaleti yok. Evet. Hani var Tuzun ama bölgesi. Faaliyette değil. He. Bunun açılması lazım. Başına bir görevlendirilmesi lazım. Hani çevrenin temiz tutulması lazım. Temiz tutulması. Gelen adam memnun olsun ha. Başka ne sorunumuz olacak? Siz burada tam olarak ne işletiyorsunuz? Bir yemekle yeme içme üzerine değil mi efendim? Biz burada kahvaltı türü, yemek evet. türü, işte turistik eşya. Küçük bir pansiyonumuz var 15 yataklı. Evet. Biz sürekli bu doğma büyüme ben burada. Yani gerek Kayseri merkezinden gerekse işte bu yurt dışında da izlenen gelenler burada güzel bir kahvaltı yapabilir. Tabii yapılır. Diğer yemek çeşitleri de var. Yemek çeşitlerimiz tabii ki çanakta et, tavuk, var. Menemen, çorba, pilav, salata, efendim gözleme türü, balık. Daha ne diyeyim işte. Bayağı bir ürün var. Bu çeşitler var efendim. Genellikle buraya kahvaltı için mi geliyorlar ağırlıklı? Şimdi Kayseri bölgesinden genelde kahvaltı için kahvaltı geliyorlar. Geliyorlar. Daha Kayseri buraya yeni kevşetti. Yeni biraz canlı. Yeni mi? Yeni efendim. 3 senedir falan daha. Daha öncelerde çok sahibiydi. Geliyor yani. Avrupa'da da zaten buraya gezmeye geldiğinden hani yemek gelir. İhtiyacı olursa yemek yiyor. Yemek ihtiyacı olmasa bir çay kahve içiyor işte. O şekilde. Satış falan yapıyorlar evet. O şekilde gidiyor. Yeni normalleşmeye geçtik. Umarım bundan sonra turizm artar. Sizin de işleriniz daha da artar inşallah. İyi olacak efendim. İnşallah iyi olacak. Yani bekliyor, umutla bekliyor efendim. Peki çok teşekkür ederiz. Bir şey değil efendim. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Köyümüzü tanıttığınız için tekrar teşekkür ederim hepinize. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız efendim. Çok sağ olun. Tam haberi bitirirken bir sıkıntı daha vardı Zeki Bey. Evet, evet efendim. Evet. Şimdi bizim burada girişte bilet kesiliyor. Doğal olaraktan haklılar. Fakat öyle bir şey var ki adam köyü gezmeye geliyor. Bilet kessin. Kiliseye, müziğe girmeye istiyor. Bilet kessin. Buna kimse karşı değil. Kimse karşı da olamaz. Mümkün değil yani. Bu Türkiye'nin her tarafında böyle. Fakat burada en büyük sıkıntı ne? Yeşilsar'dan, Kayseri'den herhangi bir vatandaş gelsin burada kahvaltı yapacak. Yemek evet. yiyecek. Bir arkadaşını görecek. Buna bilet kesiyorlar. Bunu Sayın Valimiz dile getirdik. Söz verdi çözeceğini inşallah çözer. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Şimdi normalde bilet kestikleri zaman müze veya kiliseye mi gidiyorlar? Kapıdan girene bilet kesmek istiyorlar. Anladım. Adam diyor ki ben burada bir arkadaşımı göreceğim. Veyahut ya da yemek, yemek yiyeceğim veyahut da çay içeceğim. Buna hayır diyorlar. Bizde kesin emir var bilet kesecek diyorlar. İnşallah valimiz geldi bunu pandeminin içindeydi. Valimize bunu dile getirdik. Valimiz bunu sözleyeceğini söyledi. İnşallah bu bizim en büyük sıkıntımız. Hayır, mesela tabii. Kayseri'den siz geldiniz. Burada girişte adam diyor ki bilet keseceğim. Efendim sen diyorsun ki ben burada kadınlarla raport edeceğim. Hayır diyor ya. Biz girene diyor bilet keseceğim. Ya da yemek yiyeceğim. Yemek yiyeceğim. Bunda çok büyük bir sıkıntı var. Biz bunun aşılmasını istiyoruz. Peki. Medyanet ekranlarında yayınlanan Adımlı Yorum programı Soğanlı bölgesinde gerçekleştirildi. Söz konusu bölgenin girişinde ören yeri olduğu için Turizm Bakanlığı tarafından bilet kesiliyor ama aynı zamanda bölge içerisinde yaşayan bir mahalle de var. Programda işte tam da bu soruna değinildi. Evet Metin'e yavaş yavaş ilerliyoruz ve çok ilginç bir noktaya geldik. Bir bariyer var, aladirek var. Evet abi. Burada. Buradaki en ilginç nokta abi. Bu bölge sakinlerinde şikayetçi olduğu bir konu. Şimdi bu bariyer ne diyeceksiniz? Kültür ve Turizm Bakanlığı Soğanlı Ören Yeri. Sen o tarafa geç, ben de şuraya geçeyim. Tarihi bir resim verelim. Burası şöyle önemli bir yer abi. DC Kültür ve Turizm Bakanlığı Soğanlı Ören Yeri. Bu önemli bir ören yeri abi. Biz burayı mahalle sanıyorduk, ören yeriymiş. Şimdi ben şimdi telefona baktım, ören yeri ne demekti? Tarihi kalıntı abi. Şimdi tamam tarihi şey var ama İçerisinde kahvaltı salonunun, pansiyonun, efendim yerleşim alanının olduğu ören yerini ilk defa görüyorum. Başka var mı bilmiyorum abi. Burada bir bina yapılmış. Muhtemelen buradaki görevliler için yapıldı herhalde. Bir aladirek var. Bir de gel daha bu tarafta gel. Dur diyor, dur. Dur yolcu. Bastığın yere toprak diye geçme tanı. Burası ören yeri. Buraya da şey kurutmuşlar. Şey, çorapları vermişler. Çorapları abi. Kurutmuşlar. Dur. Niye dursun? Lütfen bilet alınız. Take a ticket please. Ne güzel İngilizcesi de söyledin abi. Arapça da söyleyebiliriz. Abi dur. Lütfen bilet alınız. 10 liranın üzerinde 12,5 lira mı ne bilet parası veriyorlar. Metiler ören yeri
Ama nasıl bir öğren yeri? Nasıl bir öğren yeri? Ya çekim yaptık. Soğanlı bebeğe satıyor insanlar. Bir mahalle ya. Şey var, işte belediyenin hizmeti var. Orada tesisler var, efendimiz işletmeciler yaşayanlar var, yaşam merkezi var. Tamam, pandemiden dolayı çok fazla gelen giden olmuş ama bir nüfus var, bir mahalle var orada. Mahalle var orada ve öğren yeri ve burada, buradaki sakinlerin bize ifade ettikleri çok dertliler. Bir de yakınlarının cenaze hadisesi vardı. Cenazeye gelirken para mı ödemişler Metin'e? Nasıl olmuş? Burada bir işletme sahibi var, yani bu bölgede de yaşıyor. Adam geçen sene kardeşi ölmüş. Tabii ne yapacaklar? Bassal'da gelecekler. Bassal'ı geçmek için de durun demiş. Para vermeden olmaz. Abi 12,5 lirayı vermiş, Bassal'ı dilemiş, tekrar gitmiş adam yani. Şimdi işletmecilerin söylediği şu. Buraya gelenler hep kiliseyi ziyarete geliyorlar diye. Ya kilisenin kapısına ve yakın bir yerine koysunlar. Mahallenin yani, girişine çok yanlış koymuşlar. Doğru. Ha şimdi kiliseyi ziyarete gelen yerli turistlerin kiliseye gittiğini zannetmiyorum. Ha bizimkiler camiye gitmiyor. Kiliseye kim gidip de görecek kardeşim ya. Tamam mı? Ha şeyden al. Türkiye'nin para getirecek tarih ve turistik yerlerinden para alınmasın, yol geçirenler dönsün kimse demiyor. Ama kardeşim ya içeride bir mahalle var ya. Abi mahalle var. Kahvaltı salonu var, yemek salonu var, pansiyon var, yaşam alanı var. Nasıl öğren yeri ya? Ya şimdi bilet alınız diyor. Bak kardeşim, gerçekten Türkiye'nin turizmde niye ilerleyemediğinin çok açık bir göstergesi burası. Buraya tesis yapılmış. Hem de taştan metinler, çok da güzel bir tesis yapmış. Herhalde burada görevler, o da konaklıyor. Nerede konakta? Çadır mı kursun? Geçtik. Burada kaç kişi istihdam ediyor? Kültür ve Turizm Bakanlığı. Evet. Buradan bilet almak için kaç kişi? Şimdi bu devlet memuru olduğu için saati var, zamanı var, izni var, tatili var. Ondan ise kaç tane bilet kesti? Ve kaç lira kazandı? Onların burada istihdam için kaç lira verildi abi? Tam abi Türkiye'ye uyan bir manzara bu. Kesinlikle. Ondan sonra da turizm gelirleri artsın, turizm patlasın. Ya burada bir tarihi değer varken bize düşüyor, bizim gibi kişilere düşüyor. Buraları duyuralım, tanıtalım, insanlar buradan gelir elde etsin, ekonomi canlansın. Türk milletinin makus talihini yenelim diye çaba sarf ediyoruz abi. Burada Soğanlı'nın canlanması ve şahlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu bölgesinde, bu biriminde kaç kişi acaba kafa yordu? Hiç kimse ona kafa yormuyor ama bileti koymuş. Bedava mı geçsinler? Geçmesinler de kardeşim, buradan geçecek adam niye para verecek? Geçecek koskoca bir mahalle duruyor ya. Az önce Orhanlı Mahallesi'nden, eski köyünden bir amcam vardı. Traktörle bindi gitti. O da ödeyecek geçerken. Şimdi buraya gelen vatandaş mesela Kayseri merkezinden kahvaltı yapacak, kiliseye gitmeyecek. Ha kilisenin okursa anladım. Şimdi burada diyecek ki ben abi kahvaltıya geldim. Yok, önce bir giriş parası ödeyeceksin, sonra gideceksin. Şimdi içerisinde... Ayrım yapılıyor mu acaba? Sen kahvaltıya mı geldin, gidecek misin? Tipine abi, bakıp mı ifade ediyor? Vallahi mahalle sakinleri Hititlerle Asulu akrabası bilemem abi de. Ören yeri hakikaten biraz bize garip geldi. Şimdi ören yeri ve parayla giriyorsun ama içeride mahalle var. Ya gerçekten yani. Lütfen bilet alınız. Tamam, doğru. Niye yazılmış biliyor musun? Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Hadise şu. Eğer bilet alınız yazısı yazılıyorsa demek ki bilet alınmama eğilimi olduğu için yazılıyor. Normalde yabancı turistler ören yerlerine ya da girdikleri müzelere elini kolunu sallayarak ne yerli turist ne yabancı turist girmez ya. Öyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir kere ören yeri kavramı demek ki yıllar önce belki kurulmuş ama şimdi içerisinde bir yerleşim alanı var. Tesis var, pansiyon var, kahvaltı salonu var. Bu gibi yerlere ören yeri sanırım denilemez. Parayla da girilemez çünkü insanlar yaşıyor. Şimdi işte adam bassana gelmiş, para vermiş, öyle içeri girebilmiş. Hakikaten son derece trajikomik bir olay. Ya şimdi hadise şu. Lütfen bilet alınız. O uyarı, dur lehvası niye konuyor? Bilet alınız diye niye yazılmış? Evet, insanlar bilet almaya zorlanıyor ve durmadan geçiyor. Uyarı evet. Lehvası iki tane dur ya, bir dakika ya. İki tane dur var, bir dakika bak, bunu görmemiştim. Geldikten sonra gördük. Gene dur var. Ya iki tane dur var ya. Evet. Vay be. Ya abi sanki Türkiye Cumhuriyeti'nden Bulgaristan'a geçiyorsun ya. İki tane dur var ya. Vay be, vay be, vay be. İki tane dur. İnanılır gibi değil ya. Vallahi şaka gibi ya. Şaka gibi. Dur ve bilet al Metinler. Gözün yanayım abi. Türk turizmini, bak abi Türk turizmini baltalama. Lütfen istirham ediyorum. Ne demek ya, sen geçeceksin oraya. Kiliseye gideceksin. Kiliseyi görmek için. Yok kahvaltı yapıyorum diyorsun.
Türk geliri azalıyor kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti'nin turizm geliri azalıyor. Soğanlı Ören yerini hem ziyaret ediyorsun, hem kiliseye gidiyorsun, hem Soğanlı bebeği alırsan evet. Yok. Soğanlı bebeği almak için de para ödeyeceksin ekstra abi. Abi ama şimdi... Herhalde bu kaç lira abi? Bu kaç lira ki ya? Bir de buraya para vereceksin. Ömer abi şimdi Ören yeri hani kalıntı olur, bir şey olur. Tamam girersin. İşte birçok yerde var. Fakat burada dediğim gibi... Ya yaşayan ama insanlar bak, var, yaşam alanı var, mahalle var. Dikkatimi çekti Metin'e. İkinci bir dur levhası daha koymuş ya. Abi. Vay anasını ya. Yani, vallahi helal olsun. Bu var ya, Türk turizminin patlama yapmasının göstergesi. Yeşilsar Belediyesi 3 tane çöp konteyneri koymuş buraya. Yani burada bir düzenleme yapılması lazım Ömer abi. Yani o belediye şeyin kilisenin önüne kursun. Çünkü neticede Ören yeri kavramını yitirmiş. Ya sen de şahitsin. Bu şikayetleri artıp da... Ve çok şikayet var burada. Tabii aynen. İletilince bir bakalım dedik ya bu neyin nesi. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Koca Sinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri'de kuraklığın söz konusu olduğunu söyleyerek çiftçilere uyarılarda bulundu. Barajlarda da su seviyesinin azaldığını kaydeden Güneş, vahşi sulamanın ülkemizde yapılmaması gerekiyor dedi. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Koca Sinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, kuraklığın olduğu 41 il içerisinde Kayseri'nin de olduğunu hatırlatarak vahşi sulamanın yapılmaması gerektiğini söyledi. Ülkemizde 41 tane ilde kuraklık olduğunu Tarım Bakanlığı tespit etti. Bu 41 ilin içinde biz de varız, Kayseri'de var. Özellikle Kıraçcıeller'de bu sene aşırı derecede bir kuraklık yaşadık. %70'lere, %80'lere varan, %50, %55'lere köy köy yapılıyor bu kuraklık incelemeleri. İlçe Tarım Müdürlüğü'nün teknik elemanları yapıyor. O işlemler bitti, Tarım Bakanlığı'na gönderdiler. Yani şöyle diyebiliriz, bu sene her sene 200-300 kilo, 350 kilo aldığımız tarlalardan bu sene 100 kilo ürün alabildik. Yani bu açık ara kuraklığın olduğunu gösteriyor. Yağmur düzenli yağmadı. Bazen hiç yağmadı. Kışın kar çok yağmadı. İlimiz bu kuraklıktan nasibini aldı. Böyle bir kuraklıkta son 30 yıldır hiç yaşamamıştık. Biz işte köylerimize gidiyoruz. Biçeller ekim biçiyor. Şu anda kıraçlarda en verimli olan yerlerde, en verimli olan yerler 150 kilo çıkıyor. Normalde 350 kilo çıkardı. Tabii ki bunu ilçe müdürlüğümüzün teknik elemanları raporlarını tuttu. Biz bunları sayın vekillerimize, sayın bakanlarımıza bildirdik. Tarım Bakanı'na da bu konuyu söyledik. Kuraklıktan mütevellit bir sıkıntı yaşadığımızı söyledik. Barajlarda su seviyeleri bayağı düştü. Şu anda yoğun miktarda bir sulu tarım olan yerlerde eğer insanların özel kuyuları yoksa sulama projesinin olduğu yerlerde çiftçilerimiz bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü barajlarda da seviye düştü. İnşallah sezon sonuna kadar gider. Yani mahsullerimiz kurumaz. Tek temennimiz o. Bir şöyle bu artık kaçınılmaz bir şey. Vahşi sulama ülkemizde yapılmaması gerekiyor. Bir an önce devletimiz eğer sulu tarıma açılan yerleri, toplulaştırma açılan yerleri mutlaka kapalı sisteme geçmemiz gerektiği kanaatindeyim. Çünkü artık vahşi sulamana su dayanmıyor. Barajlarda su yok zaten. Yoğun bir şekilde kuraklık yaşadık. Saman fiyatları bu kuraklıktan mütevellit. Yani ürünün çok çıkmamasına mütevellit. Saman fiyatlarında da bir artış var. 1000 liraya kadar saman satılıyor. O da ayrıyeten bir sıkıntı. Ben çiftçimizin ürünlerinin para etmesini isterim. Yani samanın 1000 liraya, 2000 liraya satılmasını isterim ama şöyle bir şey var, bu dengeyi de bozuyor. Her çiftçimiz de saman satıcısı değil. Bazen bu fırsatçıların eline geçiyor, işte gidiyorlar, samancılardan, balya yapanlardan alıyorlar. Pahalı satmaya kalkanlar var. Bunlara da bir önlem alınması gerekir. Sıkıntı büyük. 2020 yılında bir pandemi yaşadık. Pandemiden dolayı üretimde hiçbir eksiksiz yaptık. Üretimde sıkıntımız yok. Ama bu sene ürünün az olduğundan dolayı fiyatlar buğday ve arpa fiyatları bayağı yükseldi. Biz ondan memnunuz. Ama bu yüksek olduğundan değil, olmadığından. Ürünün olmadığından fiyatlar yüksek. Mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait 10 adet arsa ve 2 adet kiralık iş yeri 4 Ağustos Çarşamba günü açık ihale usulüyle satışa sunulacak. Erciyes, Akyazı, 7 Ağaç, Karpuz 8'i, Altınoluk mahallelerinde olmak üzere
toplam 10 adet arsa ve sanayi sitesinde 2 adet iş yerinin 2886 sayılı kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle satışı ve kiraya verilmesi gerçekleştirilecek. 4 Ağustos çarşamba günü yapılacak olan ihale saat 14'te encümen huzurunda gerçekleştirilecek. Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdağ'ın gelirlerin yatırımlara dönüşeceğini belirterek ihalenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yahyalı Belediye Ağustos ayı Meclisi Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Yahyalı Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikle ilgili plan bütçe ve imar ortak komisyon raporu, 2021 yılı ücret tarifelerine ekleme yapılması ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu, 2021 mali yılı bütçesine ek ödenek verilmesi, norm kadroda boş kadro değişikliği yapılması ve 100. yıl mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait 54 adet villa parselinin satışı için encümen yetki verilmesi gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Mecliste Aladağ Milli Parklarında ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınları hakkında konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Aladağlar Milli Parkı'nda yaşanan orman yangınından dolayı bölgede yaşayan insanlarımıza, ilçemize ve ilimize meclisimiz adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, dedi. Türkiye olarak sabotaj olduğundan şüphelenmediğimiz, hiç şüphe etmediğimiz Türkiye'nin birçok yerinde de yangını çıkardı. Her zaman diyoruz, beddua iyi bir şey değil ama ormanı yakan, ağacı yakan, yanan yerden çok daha beter olsun diye bugün beddua ediyoruz. Allah onları kahretsin. Kasten bizim ciğerlerimiz mesabesindeki ormanlarımızı yakınları Allah ocaklarına ateşler düşürsün diye de dua ediyoruz. Tabii burada özellikle Aladağlar Milli Parkı'ndaki bir gayretimiz oldu. Başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İtfaiye Daire Başkanımıza, Milli Parklarımıza, Orman Bölge Müdürlüğümüze, AFAD'a, jandarmamıza özellikle, yani Yahyalı'daki ilçe jandarmamıza ve Kayseri'den gelerek yangına müdahale eden jandarma, hava kuvvetlerinden geldiler. Yürekten, canı gönülden teşekkürümüz var. Ayrıca tabii Ulupınar muhtarımıza, Kabızbaşı muhtarımıza ve oradaki yaşayan insanlarımıza. Sağ olsun biz gece gündüz takip ettik. Yani 3 gün sonra kontrol altına alınabildi. Bizim tabii Manavgat ve diğer Bodrum'daki yangınlar gibi bir ağaç yangını değil, bizimki örtü yangınıydı. Birazcık daha hafif ehven geçirdik ama nihayetinde yangın, Allah korusun, mal ve can sıkıntısı olmadı. Şu anda yani Allah'ın bilineceği hamdolsun bir tane oradaki vatandaşlarımızın burnu kanamadan bu işi söndürmüş olduk. Ben geçmiş olsun diyorum. Siz de duvarlarınızla gerekse yani Yahyalı'daki insanlarımızın ve özellikle de bu süreçte maddi manevi yemek konusunda ne bileyim ilgisini alakasını kesmeyen birçok iş adamımız oldu. Ben onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Size Aladağlar Milli Parkı'ndaki yangında ilgisini alakasını gösteren tüm dostlarımıza, kamu kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza canı gönülden yürekten bir teşekkürümüz var sizler adına. Büyükçakır'daki nişan merasimindeki balkon çökmesinden dolayı yaralananlara da Allah acil şifalar versin. Tesellimiz can kaybı olmamış. Allah korusun. Kayseri'de en zor görevleri başarıyla yerine getiren UMKİ ekibi Antalya'nın Manavgat ilçesinde görevlendirildi. Kayseri'den 8 UMKE gönüllüsü Sağlık Bakanlığı SAKON birimi tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında görevlendirildi. Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı ve Ulupınar mahallelerinin içinde bulunan Aladağlar'da 3 gün boyunca etkili olan orman yangınında büyük mücadele örneği sergileyen UMKE ekipleri, Manavgat'taki yangında dumandan etkilenen ekiplere ve vatandaşlara medikal müdahale ve destek için büyük çaba sarf ediyor. UMKE 11. bölgeden 8 gönüllü ve 2 UMKE aracı, Nevşehir'den 4 gönüllü ve 1 UMKE aracı, Niğde'den 4 gönüllü ve UMKE aracı olmak üzere toplamda 16 UMKE gönüllüsüyle 4 UMKE aracı yangının devam ettiği ilçede görevlendirildi. Kayseri'de kendini polis olarak tanıtıp aradığı kişiyi adının terör örgütlerine karıştığını söyleyerek 110 bin TL dolandıran sanığa 1 yıl 8 ay hapis ve 66 bin TL para cezası verildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.S. tutuklu bulunduğu cezaevinden
sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle katılırken sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı sanık E.S.'nin kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık yapma suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mütalaya karşı savunmada bulunan sanık E.S. üzerine atılı suçu işlemediği halde müştekinin 110 bin TL olarak zararını ödediğini söyledi. E.S. ayrıca suçsuz olduğunu öne sürerek mahkeme heyetinden beraatını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanık E.S. hakkında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık yapma suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 66 bin TL para cezası verdi. Heyet ayrıca sanık E.S.'nin tahliyesine karar verdi. Kayseri'nin Melik Gazi ilçesinde 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanarak öldürülen şahıs toprağa verildi. İlçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde meydana gelen olayda 15 yaşındaki C.C. ile 42 yaşındaki babası Cumali C. arasında iddiaya göre bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.C. eline geçirdiği bıçağıyla babasını göğsünden, boynundan ve sırtından bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Cumali C.'nin kalbine isabet eden bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. C.C. suç aletiyle olay yerinde gözaltına alınırken Cumali C.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cumali C.'nin cenazesi Pınarbaşı ilçesine bağlı Şabanlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.C. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir traktör sürücüsünün cami duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı Dadaloğlu Mahallesi Akın Mezrası'nda meydana geldi. Çavuşçay İdaresi'ndeki 38KD593 plakalı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Akın Mahalle Camii'nin duvarına çarptı. Kazada sürücü Çavuşçay ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Çavuşçay hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel sermayenin gücü Migal Gross Market spor haberlerini sunar. Bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Şimdi ekranlarınıza paranın notları ve hava durumu gelecek. Mutlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bizden ayrılmayın efendim. Erciyes Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Yukatel Kayseri Spor isim sponsorluğu lansmanına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı, Sarı Kırmızılı Kulübün yeni sponsoru Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Apaslan Baki Ertekin, rektörler, teknik heyet ve futbolcular katıldı. İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Berna Gözbaşı, güzel bir güç birliğini paylaştıklarını ifade etti. Başkan Gözbaşı, kulübe bugüne kadar olan desteklerinden dolayı Erciyes Anadolu Holding'e ve Kayseri Şeker'e teşekkür etti. Kayseri'nin en önemli markasına isim sponsoru olmasının anlamını, onurunu, gururunu bugün burada sizlerle paylaşıyoruz. Ben bir başka şapka olan bu gururu DEİK ve altındaki Dünya Türk İş Konseyi adına da inanılmaz bir performans olarak görüyorum. Türk ekonomisinin dış bağlarla büyütmek konusunu burada canlı yaşamış oluyoruz. Türk futboluna ülke dışından bakıldığında buradaki bu potansiyel görünüyor. Türk ekonomisinin, Türkiye'nin potansiyelinin merkezi yurt dışında bulunan uluslararası bir firma gözünde neden büyük olduğunun da bir işareti bu sponsor. Türkiye dışında bulunan binlerce büyük işletmeye yol açacak bir sponsorluk sözleşmesi inşallah diğer firmalarımıza da örnek olur diyorum. Başkan Gözbaşı transfer çalışmaları hakkındaysa hem alacağımız hem de satacağımız futbolcularla gündemi sallayacağımızı buradan bir kere daha duyurmak istiyorum dedi. Yukatel Başkanı Yusuf Karataş da Kayseri Spor camiası ile olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Camianın büyüklüğünden büyüklüğün farkındayız. Böyle bir isme de biz katkıda bulunmaktan gururluyuz. Umarım
Önümüzdeki yıllarda da, önümüzdeki sezonda sportif alanda da güzel başarılara beraber imza atmak dileğiyle çok kısa ve net konuşacağım. Kayseri'yi, Kayserileri seviyoruz. Hakikaten şehir olarak, insan olarak ben ilk defa geldim, ziyaret ettim şehrimizi. Çok mutlu oldum ve artık iç maçlarda da beraber olma umuduyla çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da törende yaptığı konuşmada emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan bu önemli ve anlamlı çalışma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Berna Hanım aslında teşekkür faslını tamamladı. Burada ben RGS Anadolu Holding'in yönetim kurulu başkanına, Kayseri Şekerimizin kıymetli yönetim kurulu başkanına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yokluk gününde yanımızda yer alan, anlayışla yaklaşıp bu konuda da bu çalışmanın yapılmasına fırsat veren yaklaşımını göz ardı edemeyiz. Bu açıdan Allah mahcup etmesin diyorum. Bir çivi çakan, destek veren, soğukta sıcakta Kayseri Spor'umuzun yanında yer alıp deplasmanlara giden, gelen tüm kardeşlerimize, içeride dışarıda Kayseri Spor sevgisi ve sevdasıyla hareket eden dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız Kayseri'mizin hep olumlu anılması, güzelliklerle konuşulması ve bu güzelliklerin de paylaşılması. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Kayseri Spor'da lige çok iyi başlamasını temenni etti. Kayseri Spor bu sene lige çok farklı başladı. Ben takip ediyorum uzaktan da olsa. Yalçın Hocam var. Yalçın Hocama çok güveniyoruz. Ali Naibi kardeşimiz var. Ali Naibi sportif direktör olarak kendisini ispatlamış bir kardeşimiz. Yaptıklarını da yakinen görüyorum, takip ediyorum. İnşallah tabii futbol farklı bir durum. Yani futbol şansı diye de bir şey var. Cenab-ı Allah inşallah yanımızda olur bu sene. İnşallah penaltılar bizim lehimize çalınır. İnşallah çizgiden toplar hep bizim kaleden çıkar. Doğan çıkartır gerçi ama yine de inşallah böyle olur. Konuşmaların ardından isim sponsorluğu imza töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Gözbaşı Karataş'a plaket ve forma takdim etti. Teşekkür ediyorum. Kayseri'yi zaten ilan ettik 38'le. Denizli kusura bakmasın. Çok teşekkür ederim. En güzel yeri kaplayacağınızdan emin olun. Programın sonunda davetliler ve sarı kırmızılı yönetim, teknik heyet ve takım oyuncuları pasta kesti. Yukatel Kayseri Spor kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Kayseri Spor 24 yaşındaki forvet Oscar Estupinan'la anlaşmaya vardı. Bu hafta içerisinde Kayseri'ye gelmesi beklenen Estupinan, sağlık kontrolünden geçecek ve ardından da resmi sözleşmeye imza atıp takıma katılacak. Kolombiya'nın Once Callas, Portekiz'in Vitoria Guimares, Ekvator Ligi'nin Barcelona takımlarında forma giyen başarılı oyuncu, Türkiye'de de Denizli Spor'da top koşturdu. Estupinan 2019-2020 sezonunda Denizli Spor'la 28 Süper Lig maçında 7, 5 Türkiye Kupası maçındaysa yine 7 gol kaydetti. Kolombiyalı geçen sezon Portekiz'in Vitoria Guimares'te oynamıştı. Yerel sermayenin gücü Migal Gross Market spor haberlerini sundu. Medeniyet Ajans günün ekonomi raporunu sunar. Para piyasalarında bugün düşüş yaşandı. Dolar 8,458 liradan, avro ise 10,037 liradan işlem gördü. Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nden alınan bilgiye göre bugün altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Cumhuriyet altını 3260 liradan, küçük altın ise 815 liradan satışa son oldu. Medeniyet Ajans günün ekonomi raporunu sundu.
Kayseri'de yarın hava az bulutlu, günün en düşük sıcaklığı 13, en yüksek sıcaklığı 32 derece olacak. Yozgat parçalı bulutlu 14-29, Nevşehir az bulutlu 15-30, Kırşehir az bulutlu 18-33, Niğde az bulutlu 17-31, Sivas parçalı bulutlu 14-31, Aksaray az bulutlu 19-32, Konya güneşli 21-33 derece olacak.